Herkese bir yeni videomuzdan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyuna yeni gelen etkinlik olan Tüccar Diyarını inceleyeceğiz. Ben Asya sunucusundaki diğer hesabımdan birazcık oynadım. En azından bir kısım da olsa biraz bilgi sahibiyim oyun hakkında. Ancak oyunla alakalı tam olarak bilgiler açıkçası ikinci günden itibaren falan belli olacaktır. Etkinliğin nasıl bir etkinlik olduğu. Ancak en azından ilk girecek arkadaşlar için herhangi bir problem oluşturması. Yani problem derken İlk girdikleri zaman bu neymiş diye bakmasın arkadaşlar. Herkesin bir bilgisi olsun diye en azından bir video çekelim dedim. Bu bir ilk bakış videosu olacak. Etkinliğe geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım hemen. Bildiğiniz gibi bütün videolarda zaten Epic Galeri'den bahsediyoruz arkadaşlar. Gerekli kampanyalardan nasıl daha ucuza paket çekeceğinizle alakalı Epic Galeri'den sürekli zaten bahsediyoruz. Bugün sadakat ödülleri hakkında ben size bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar Epic Galeri içerisinde oyun merkezi bölüm var. Oyun merkezi kısmına geldiğinizde şu sağ tarafta avantajlar kısmı var. Avantajlara tıkladıktan sonra sadakat ödüllerini görebiliyorsunuz. Sadakat ödüllerine tıklıyoruz. Bize bu şekilde bir ekran açıyor. Şöyle alt tarafa inip herhangi bir yerden alt kısmına tıklayabilirsiniz. Sonrasında bize gelen ekranda şurada kuponlar kısmı var. Kuponlara tıklıyoruz. Mesela bu ay içerisinde ben burada mesela 419.44 kriterinde kupon kazandınız diyor ama ben bu ay içerisinde hiç yükleme yapmadım mesela. Geçen ay da yapmamıştım. Ama sürekli her ay olarak bunları yeniliyor zaten oyun içerisinde. Mesela buradaki kodları gene bir önceki videolarda da mesela gene aynı kodları toplamıştım. Bastığınız zaman gene alabiliyoruz kodları ve en azından paket çekiyorsak da bir tık daha indirimli fiyat üzerinden de almak için sizlere de bir avantaj olmuş olur. Onun haricinde birçok videoda bahsettiğim gibi Discord üzerinden çekiliş arkadaşlar devam ediyor ay sonuna kadar. Şu anda 149 kişi beğenmiş durumda. 200 kişiyi bulabilirsek bu ay içerisinde en azından bir sonraki ayda gerçekten katıldığımıza değecek bir ödül gelecektir. Çünkü yaklaşık bir 6-7 bin elmas falan geliyor bu 1700 TL'lik paketten. Bu ay 200 kişiyi bulabilirsek bir sonraki ay zaten 1700 TL'lik kod paylaşacaklar. Bilginiz olsun ve tekrardan videomuza dönelim hemen. Evet, etkinlik zaten Türkiye sunucusuna gelmesi için yaklaşık 1 saat var. Ben 1 saat öncesinden çekiyorum. Eğer etkinliklere katılmak istiyorsanız arkadaşlar şurada sunucu değiştir kısmına geldiğinizde ayarlar kısmından buradan Asya sunucusunu seçerseniz eğer Asya sunucusu bizden 5 saat önde gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani akşam saat 7'den sonra yeni gelecek etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sunucu değiştir kısmına girip Asya'yı seçiyorsunuz ve herhangi bir sunucuda üyelik açıp yeni gelecek etkinlikleri inceleyebilirsiniz. Şimdi gelen etkinliğimizi bir deneyelim. Yeni gelen etkinliğimizin adı Tüccar Dükkanı. Tüccar Dükkanı'nda şu anda başkan seçilme durumu var. Gördüğünüz gibi şurada başkan seçiliyor. Başkanın nasıl seçildiğini şu anda bilemiyorum. Çünkü bununla alakalı herhangi bir bilgimiz yok. Yatırım sıralamasındaki ilk 30 oyuncu davetiye parçası kazanacak diyor. Bu tarzda ödüller alıyorsunuz. Bu aslında deniz serüvenindeki gibi oyun oynadıkça bize belli bir yatırım parçası veriyor ve bunları biz yatırıp bekliyoruz. İlk 30 oyuncu arasındaysanız karşılığında ödüller alıyorsunuz. 30 oyuncunun haricinde ise de yatırdığınız yatırımı size tekrardan geri iade ediyor. Bildiğim kadarıyla bu şekilde şu anlık. En azından bize söyledikleri bu şekilde. Buradan zaten yatırımı yapabiliyorsunuz. Ne kadar malzemeniz oldu da biriktiğinde görülecek. Şu anda sıfır olarak görünüyor. Daha oynamadık çünkü oyunu. Şimdi buradan gelelim. Başarı listesi kısmı var. Başarı listesine girebiliyorsunuz. Burada gene zaten Aymira'yı hiçbir yerden alamıyoruz şu anda. Neredeyse yani bu Osmanlı vezirlerini bir tek buralardan alabiliyoruz. Umarım buraya da gelebiliriz. Şart olarak da zaten 12. seviye ya da daha üst dükkan birleştiren ve sıralamada ilk 10 arasına giren oyuncular başarı listesine girecek diyor. İlk girdiğimizde bize verdiği bir ödül var bildiğiniz gibi. Şu ödülleri alıyoruz. Daha sonrasında da sıralamaya girince şu ödülleri de alabiliyoruz buradan. Ticaret kartı kısmı birçok oyunda zaten mevcut bu. Buradan gelen ödüller oynadıkça bize buradan ödül verecek. Aynı zamanda takım listesi var. Bu oyun takımla oynanan bir oyun. Normal tek olarak oynamıyorsunuz. Anladığım kadarıyla yardıma ihtiyaç nasıl olur, nasıl gider bilmiyorum. Hatta şuradan katılabileceğimiz şeyler varsa başvuru daveti göndermeyip evet takıma katıldık mesela şu an bir tane rastgele bir takıma katılıp pazara gidiyorum şu anda etkinliği incelemeye başlayalım. Şimdi buradaki amaç aslında hançer gibi bu ekranımız burada mesela ikinci seviyeleri birleştirip 3, üçüncü seviyeleri birleştirip 4, dörtleri birleştirip 5 ve bu şekilde ilerliyor. Karşımızda burada gördüğünüz gibi zaten rakip tarzında bir şey koymuşlar. Bunu yendikçe zaten buradan ödüller veriyor. Ödüller de artıyor. Hani burada yapmamız gereken şeyler dörtlü olarak birleşim yapmak arkadaşlar. Mesela ikinci seviyeden dört tane birleştirirsek bir tane üçüncü seviye ortaya çıkmış oluyor. Mesela şöyle bir tane gösterelim. Üçü çektik.
3'e çektiğimiz zaman eğer bu parçalar dörtlenmiyorsa bize rastgele oyunun herhangi bir yerinde bu şekilde parçalar atıyor. Örneğin şöyle yaptık. Mesela şu anda parça atmayacak bize. Şunu buraya çekelim hemen. Mesela bir tane 4. seviye yaptık şu anda. Gördüğün gibi buradan da zaten var doluyor buradaki. Birleşimde 4. seviye olduğu için bize ekstradan herhangi bir şey vermedi. Mesela genel olarak şöyle 3'ü çekelim yanına. Şu anda mesela gördüğünüz gibi buradan şeyler açıyor. Yeni yeni dükkanlar açıyor. Şunu da şöyle çektim diyelim. Yeni dükkanlar açtı. Kendi kendine birleşim yaptı. Burada hani bunları bir araya 4 tanesini bir araya getirmek yerine eğer kargaşa ile başa çıkabilecekseniz bunları ayrı ayrı üçleyebilirseniz daha iyi. Mesela 3-3 yaptık. Şurada kenarında yanında yöresinde herhangi bir yerde 3. seviye bir şey çıktığı zaman bize çok büyük katkı sağlayacak. Ancak birleşme mesela 2'yi şöyle çekelim. Belki bir şeyler gelecektir. Bakıyorum şu anda. Başka ne çekebiliriz ona bakıyorum. Şunu bir tane çekelim. En azından buradan ikinci seviye oluştursun bir tane. Şunu da şöyle çekeceğim. Üçler yan yana gelsin diye yaptım. Dördüncü seviye bir tane daha oluşturduk. Gördüğün gibi şu anda dördüncü seviyeden iki tane var. Üçüncü seviyeden elimde üç tanem var. Ben buradan mesela ikinci seviyeden hatta şunu şöyle alabilirim. Yan tarafa alırsam rastgele şeyler atacak. Ve üçüncü seviye kendisi getirdi zaten burada. Başka nasıl ilerleyebiliriz ona bakıyorum. Şöyle çekersem iki tane dördüncü seviye yan yana gelir. Şunu da şöyle çekersem sonrasında zaten etrafa rastgele parçalar atıyor. Parçalarımız yükseldikçe daha yüksek parçalar atmaya başlıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle birinci seviyeyi şuraya çekeceğim. Birinci seviyeler birleşip iki oldu zaten burada da. Şunu şöyle çekeceğim. Normalde sola çekebilirim. Sola bilerek çekmiyorum ki buradan en azından rastgele parça atsın ekrana diye. Mesela şunu şöyle alalım hemen. Şuradan bir üçüncü seviyemiz oluşturdu mesela. Çektik. Üçüncü seviyeler yan yana geldi. 3 tane ikinci seviyemiz var. 4 tane üçüncü seviyemiz var. Çekebilirim aslında ancak şöyle bir deneyeceğim ben buradan. Belki parça verecektir. Üçüncü seviye 2 tane daha verdi. Şunu şuraya getirmek daha mantıklı olacaktır. En azından 4. seviyelerde birleşip 5. seviye oluştursun. Mantık tamamen bu şekilde ilerliyor. Biz de ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Zaten yan hesaptayız. Elimizde olan parçaları da görebiliyorsunuz. Bu şekilde ben birazcık malzemeleri toplamıştım. Şimdi birinci seviye şöyle çekelim. Rastgele etrafa parçalar atsın. Üçüncü seviyelerimiz birleşti mesela. Şunu böyle alabilirim şu anda. Birazcık en azından ortalığı toplayalım. Birinci seviye şöyle aldım. Buradan ikiler birleşti. Üçüncü seviye bir tane oluşturdu. Şu beşi şöyle köşeye alacağım. Burada parça çıksın diye buna basıyorum. Üçüncü seviye şöyle çektim. Bir, iki ve dördüncü seviyelerde attı zaten. Bana bir tane üçüncü seviye lazım şu anda. Şunu böyle aldık. Dörtler kenara geldi. Bu şekilde devam ettirelim. Çok düşük veriyor şu andaki verdiği şekilde. Şöyle attım. Hala 1, 2, 3, 4 veriyor bize. Şu dörtleri de birleştirelim artık. Birleşsin buradan. Bir tane daha 5. seviyemiz oldu. Şu 1'ler 2'ler birleştirmeye çalışmayacağım. Yanına çekeceğim. Kendileri birleşsinler diye. Ekranda gördüğünüz gibi kendileri de birleşebiliyor aynı zamanda. Şöyle 3'ü şuraya atacağım. Gene 1 2 attı. Şöyle üstüne bastığımızda kaç tane nerede ne var görebiliyoruz. Şuraya bir tane 3. seviye çektim. Gördüğünüz gibi kendileri birleşti zaten burada. Bizi de çok fazla yormadan birleşmiş oldu. Bir tane şuraya çekeceğim. 4. seviye oluşsun. Biri şuraya alalım. Yüksek seviyeden bize şey versin en azından. Hançer diyesim geliyor sürekli. Yüksek seviyeden dükkan versin. Zaten orayı da kendisi birleştirdi şu anda gördüğünüz gibi. 2'yi şöyle alacağım. Bunu yapmamın sebebi sağda solda dediğim gibi şey çıkması. Yüksek dükkanları kendisinin vermesi için yapıyorum. 4'ü şuraya çektim. 4 bir tane daha çıktı gördüğünüz gibi. Bir tane daha 4 çektim. Bunu yapıyorum ancak burada kargaşayla başa çıkabileceksiniz dediğim gibi yapmanız gerekiyor. Yoksa teker teker birleştirmek daha mantıklı olabilir. Bana şu anda bu mantıklı geldi. Şu an, o yüzden ben bu şekilde kullanıyorum. Mesela 3'ler birleşti. Buraya bir tane 2 lazım. Şu 3'ü şuraya çekelim. 1-2 hala düşük seviyeler veriyor bize. Şunu şöyle çekersem buradan en azından 4'lü birleşimde gelir. Ve bir tane 4. seviye oluşturmuş oluruz. 4'leri yan yana alacağım. Başka ne birleşebilir ona bakıyorum. Şuraya bir tane 2 atalım. Buraya 1 vermesi hiç hoş olmadı. Şu 3'ü yana çekeceğim.
Evet, buradan bir tane daha dördüncü seviye oluşturdu bize. Dördüncü seviyeyi şuraya atacağım. Dediğim gibi bana bu şekilde oynamak mantıklı geldiği için böyle oynuyorum. Düz de oynayabilirsiniz arkadaşlar bu etkinliği. Mesela şuradan beşinci seviyemizi oluşturalım. Neyimiz var bakıyorum. İkinci seviyelerimiz var burada. Şöyle çekelim. Bunu çekip beşinci seviyeleri oluşturacağım şuradan. Evet, bir tane altıncı seviye daha oluşturmuş olduk. Üçleri biraz yakınlaştıracağım birbirlerine. Üçü şöyle alacağım yukarıya. Dörtleri birleştirdi. Bütün beşlerimiz neredeyse bir araya gelmiş durumda. Şu beşi de böyle alıp bir tane altıncı seviye oluşturalım artık. Yatırım paketi. Yani bilemiyorum anlar mı? 6. seviyeyi aldım. Şöyle çekeceğim. Köşeye sokmak istiyorum da. Yine doldurdu önümüzü. Şuraya bir tane attık. 3. seviye. 4. seviye araya soktu. 4'ü buraya alacağım. Belki bir tane oraya verir dedim ama vermedi gene. Ya dediğim gibi hançere çok fazla benziyor şu andaki görünüş şekliyle. Burada kaldırma aleti var mesela. Buradan istersek 100 tane parça karşılığında ki bu parçaları şuradan alıyoruz bastığımız zaman. Şu anda mesela 60 parça vermiş. İstersek buradan herhalde bir tane şeyi alabiliyoruz. Evet, 100 kaldırma jetonuyla anladığım kadarıyla herhangi bir tane istediğimiz sayıyı buradan çıkartabiliyoruz. Ya da birleştirme paket üzerinden yapılıyormuş. Birleştirme de muhtemelen buradaki parçaları birleştirecektir. Mesela 5'leri vesaire birleştiriyor olabilir. Böyle düşünüyorum. 5'i şöyle çekeceğim. 6'ları birleştirip 7. seviyenin ödülünü de görelim en azından. Evet, bir tane 7. seviye birleştirdi. Aslında ödül olarak güzel ödüller veriyor gibi duruyor. Ama ilerleyen seviyede ne verir ne vermez orasını bilemiyorum. 1. seviyem kaldı mı ki benim? Sadece 2 tane 1. seviyem kaldı. Bu da muhtemelen kaldırmayı burada kullanabiliriz. İleride bu seviyeler çok düşük kaldığı için muhtemelen elimize hiçbir şey vermeyecek bunlarla alakalı. Şunu şöyle çekelim ya. Bir şey olmaz. Dörtler birleşsin orada. Yan yana kalsın en azından. Bir sonraki şeyde şu üçleri şöyle alacağım. Bakalım ne verecek bize. Hala 5. seviye veriyor gördüğünüz gibi. İlerledikçe daha yüksek seviyelere atmaya başladı oyun. 5 5 4 4 verdi mesela şu anda. Şöyle atarsak. Şunları bilerek yan yana çekeceğim ki en azından birleşimleri daha rahat olsun diye. Bunları da kullandık. Hakları alalım şuradan. Bu hakları da kullanalım. Elimizdeki haklarla ne kadar gidebiliyoruz onu görelim en azından. Ben video içerisinde olmadı. Biraz kesinti yaparım. Yapacak bir şey yok. Etkinliği çünkü ben de sizinle birlikte inceliyorum şu anda. Nasıl oynayabilirim ona bakıyorum. Dörtleri birleştirdik. Beşi şöyle aldım. Şöyle koyarsam bir tane daha altı oluşmuş olur. Ve 8. seviyeye kadar bir tane daha 7. seviye oluşturmuş oluruz. Evet, kaldık baş başa küçük şeylerle. Artık gördüğünüz gibi çok fazla 1 ve 2. seviyelerden vermiyor oyun. O yüzden bunları buradan yok etme sırası geldi. Sonraki dükkanlarda aşağıda yazıyormuş bu arada ne geleceği. Ona göre aslında birleştirebiliriz. Taktik yapmak isterseniz aşağıdan gelecek seviyeleri görebiliyorsunuz. Şöyle çektim. 3 tane 5 verecekmiş. Sıradakilerin hepsini 5 verecekmiş. O yüzden 5'leri biraz müdahale etmeyelim. Araları biraz 5'lerle doldursun. Biz de çok fazla uğraşmayalım. 5, 4, 5, 4 verecekmiş. 3'leri yan yana çekeyim ben. Evet, 5'ler birleşti gördüğünüz gibi. 4'ler kendi kendine birleşti. Burada 5'lerden oluşabilecek şeyimiz var. 3 tane daha 5 verecek. Ben burada hakkı bir tur pas geçer gibi yapacağım. En azından atıp birleştirir belki dedim. Yine birleştirmedi. Şunu şöyle çekelim. O 6. seviye kötü yerden yaptı. 6'yı şuraya çektim. 4'leri nereye atacak ona bakacağım. Ayrı ayrı attı. Dördü şöyle aldım.
Güzel 6'ya kadar kendisi birleşti. Bir tane daha 7'miz oldu şuradan. 8. seviyeye geçirdik. 8. seviyedeki ödülümüz de buymuş arkadaşlar. Bizi sürekli yatırım paketlerini soracak. Kaçta bittiğini gerçekten bilmiyorum. Ödüllerine bakalım. Ödüller neler vermiş şu ana kadar. Yani güzel gibi görünüyor ama tam şeyi de bilemedim yani. Kaldırma aletini de kullanalım. 90 tane mi olmuş elimizde? 90 tane olmuş. 100 tane olsun, onu da bir kullanmak istiyorum ben. 7'leri yan yana getiremiyoruz. 6'larımız ne durumda? Sırada hep 5. seviye verecekmiş. 6'yı şöyle alalım. 5'leri birleştirdi. Güzel oldu şu anda. 6'larımızı da birleştirip 7 yapalım şuradan. Evet. Bir tık daha açıldı ekranımız diyebiliriz. Şu kaldırmayı merak ediyorum. Bir türlü alamadık hala orayı. Kaldırma aletini şu anda kullanabiliyoruz. Mesela 1. seviyeler şu anda gereksiz. Bunu buradan kullanabiliyor muyum? Bakacağım. 1, 1 ve 2'leri aldı. Güzel aslında. Gayet mantıklı oldu. Ancak dediğim gibi ilerleyen seviyeleri saklamak bunu daha mantıklı olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. En azından onu da görmüş olduk. Elimizde 1 ve 2'leri kaldırdığı için daha muhtemelen gelmeyebilir bundan sonra 1 ve 2. seviyeler. Şöyle alacağım. 3'leri kendi birleştirdi. Yani bana mantıklı gelen şey, bunları kendiniz birleştirmek yerine ilerleyebiliyorsa, aşağıdan da takibinin yapılabildiğini ben de sonradan gördüm. Yani takibini yapıp gelecek şeyler üzerinden ona göre birleşim yaptırabilirsiniz aslında. Şöyle mesela 4'leri çektim. 6'ları nereye atacak ona bir bakacağım. 6'lar ayrı ayrı kaldı mesela şu anda. Ama çok da problem değil. Bir sonrakine gene 6 verecek. O yüzden 3 tane 6'ya yan yana getiriyorum. Belki bir tane buraya atar diye ama 2. seviyeyi buraya attı. Şöyle 6'ları alalım. Yolu açalım biraz. 5'lerimizi şöyle yapalım. 6 yapalım. Evet, hakkımızda zaten. Kalmadı şu anda. Evet, genel anlamıyla oyunun oynanış şekli bu arkadaşlar. Şu birleştirmeyi ben de merak ettim. Buna bir bakacağım. Şuradan soru işaretine bir tıklayalım. Ne, birleştirme aleti buradaymış. Haritadaki aynı seviyede tüm dükkanlara engel teşkil eden dükkanlar hariç birleştirmek için 8 dayanıklılık kullanın. 8 dayanıklılık karşılığında yapıyormuş bunu. Bu işlemden sonra puan ve ürün kazanırsınız. Anladığım kadarıyla birleştikçe de ne kadar birleştiyse ona göre de puan alıyorsunuz buradan. Evet, etkinlik güzele benziyor. Ben oynarım yani. Zevkle oynanabilecek bir etkinliğe benziyor. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Etkinlikle alakalı daha sonrasında zaten bilgimiz olursa tekrardan devam ederiz arkadaşlar. Yeni bir video gelecektir. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.